yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT'de ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır diyor. Yani Sayın Bahçeli'nin talebine bir kısmen bir yanıt bu. Bir çözüm önerisi gibi görünüyor. Son dakika haberimiz de orada duruyor. Ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Yani biraz evvel ormanda söylediğim gibi tamamen algı. Yani bu bir eğitim sistemi. Bir barajı düşürmüş olmanız böyle kendiliğinden siyaseten bir tavsiyeyle olacak bir şey değil. Yani üniversitelere ne kadar öğrenci alacağınız, üniversitelerin kapasitesinin ne olduğu, ne kadar öğrencinin eğitimini yürüteceği bilimsel bir kriter. Şimdi birisi baraj düşürsün dediğinde şimdi daha çok mu öğrenci alacaklar? Üniversiteler bu yoğunluğu kaldırabilecek mi? Yoksa barajın düşmesinin sonucu neyi doğuruyor? Şimdi genç kardeşlerimize siyaseten bir manipülasyon yapıyorlar. Şimdi sizin barajın düşsün dediğinizde alacakları eğitimler, girecekleri okullar, okulların kapasitesi, akademik sayı böyle bir siyasi kararlı olacak bir şey değil. Siyasi bir talimat, hükümetin, yürütmenin başındaki kişinin siyasi bir otoriteye yöke talimatı, bu böyle olmaz. Yani her olayda olduğu gibi bir çarpıklaşma, bir algı. Evet, şu anda bazı kardeşlerimiz, gençlerden bir kısmı buna sevindi. Üniversiteyi kazandık diye düşünüyor. Ama bir yandan da şunu da onlar görebilecek kapasiteler. O üniversiteyi kazanmış olmaları, o kapasitenin artmış olması, barajın düşmüş olması onlara ne sağlayacak gelecekte, bunu da düşünmeleri gerekiyor. Girdikleri yer artık üniversite değil. Yani girdikleri yerde artık akademik bir çalışma yok. Girdikleri yerde siyaseten akademik ünvan almışlar. Onlara bir şeyler vermeye iddiasındalar. Onlardan hiçbir şey alamayacaklar. Çünkü YÖK artık akademik bir kuruluş değil. Üniversiteler artık akademik niteliğini kaybediyor. Genç kardeşlerimiz şunu düşünsünler. Girdikleri üniversitenin rektörlerinin, dekanlarının son bir senede, 10 senede kaç tane makale yazdığını ve bu makalelere yurt dışından, uluslararası arenada veya Türkiye'de kaç tane atıf yapıldığını, onların akademik niteliğinin ne olduğunu düşünsünler. Kendilerini çok ciddi bir yaşam bekliyor. Dünya artık büyük bir rekabet halinde. Bu küçük oyunlara, geçici sevinçlere, hatta onlar bana lütfen anlayış göstersin, küçük rüşvetlere, hani onların tanımıyla Z kuşağı diye kandırmaya çalıştıkları yapıya bu rüşveti vermeleriyle onlara bir oydaş olmazlar. Bunlar bir çözüm değil. Evet. Türkiye'nin çok radikal eğitim politikalarında çözüme ihtiyacı var. Bu arada Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmar Şehit Görkem Hasdemir Berdibi Yangın Ekip Binası'nda basın toplantısı düzenlemiş. İsterseniz arkadaşlar bir göz atalım. Bakalım ne diyor bakan? Zannımca benden daha önemli şeyler söylemiyordur. Daha başlamamış herhalde. Ezan okundu, ara verdi. Peki Burak Erbay'a dönelim. Burak Erbay, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili, aynı zamanda bölgeyle ilgili de bize taze ve sıcak haberler sunacak. Hemen bir Burak Erbay'a bağlayalım arkadaşlar. Bu arada Sayın Bakan, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Berdibi Yangın Ekip Binası'nda basın toplantısı düzenliyor diye bir bilgi geldi bize. Aslında neyi konuşacağız? Yani yangın bitmedi. Yani bir anda hesaplayamadığınız bir bölgede, hesaplayamadığınız bir noktada yangın başlıyor ve devam ediyor. Burak Erbay hazır mı? Sayın Ertürk, yangın, deprem, felaketler hesaplanmaz. Onlara hazırlıklı olunur. Şimdi bizim ormanlarımızda bulunması gereken böyle bir yangında su havzaları, suni göletler nerede? Bizim günlerdir tartışılan uçaklar nerede? Ya bakın, Yunanistan bizim büyük bir ilimiz kadar bir yer. Sizin yangın söndürme kuleleriniz nerede? Uzaya gideceğiz diyorsunuz. 5 milyon dolar gibi komik bir para ayırıyorsunuz. Bunu da halka inandırmaya çalışıyorsunuz. Siz ormanda yangını söndürecek onlarca yıl hiçbir tedbir almamışsınız. Siz ormanların içine girecek
yolları yapmamışsınız. Hiçbir ama hiçbir tedbiriniz yok. Hani onu bırakın, yangın geldiğinde ki rehavet, bir an önce sanki çözülecekmiş gibi bakmak, bunların hepsi bir cehaleti ortaya koyuyor. Demek ki sizin meteorolojiden haberiniz yok. Bilme önem vermiyorsunuz. Havadaki nemin ne kadar bunu körükleyeceğini, rüzgarı tahmin etmiyorsunuz. Bakın büyük bir tehlike geliyor. Bak Yunanistan'daki yangın devam ediyor. Bizim neredeyse tüm ormanlarımız yandı. Buradan çıkan küller, patriküller, duman ne olacak? Nerede inecek bunlar? Kanada'da, Amerika'da ilgili bölgelerde birinci derecede hava kirliliği alarmı verildi. Bakın geçen hafta dedik ki yağmur geliyor. Bilmeye inanın, meteoroloji diyor bu orman yangınları için geçici bir çözüm olacak ama güneyde, kuzeyde seller olacak dedik. Kuzeyde, Samsun'da, diğer illerde kimi uyardılar? Gene sel oldu. Gene can kaybı oldu. Yani bilimsel yetkinlikte hiçbir önlem yok. Yani siz böyle bırakırsanız bu ormanlar yanar. Ormanların içerisindeki su havzaları, suni göller bugüne kadar niye bir kısmı yok oldu veya yenileri yapılmadı? Çok basit soruyorum ya. O beğenmediğimiz Yunanistan'da ayrılan para, yardım için ayrılan para 500 milyon euro. Türkiye'de tespit edilen, ödeneceği söylenen rakam 500 milyon TL. Yani Yunanistan'ın ayırdığı para Türkiye'nin, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 katı. 10 katı. Yani ve bununla da daha yangın bitmeden işte biz size eski evinizden daha iyi ev yapacağız. Bunun 300'ünü biz vereceğiz. 200'ünü siz işte bilmem kaç yıl ödeyeceksiniz. Yani eve bakış açıları bile, hani baktığınızda bunlar milli, muhafazakar, duygulu olan insanlar. Eve baktıkları şey dört duvar, yuva değil. Ya insanın evi, ev dört duvar demek olur mu? Ya bir evde kiracı oturuyorsunuz, taşınırken hüzünleniyorsunuz. Yani bütün olay, zararların giderileceğini düşünülen şey maddi koşullar. Ki maddi koşullarda da kendi köyünüzde, kendi yaşadığınız yerde kiracı o haline geleceksiniz. Zaten sanki oradaki insanların refahı yerindeydi. Bir evlerinin yenilenmesi kalıyordu. Hala bakış açıları bu. Ve sonra ortadan kayboldular. Herkes birbirine kusur izafe ediyor. Bakın Yunanistan'da Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti. Niye istifa etti? Evet, bu arada Bakan Bekir Pakdemirli bir açıklama yapmış. Bir dinleyelim arkadaşlar. Bir bağlanalım bakalım ne diyecek. Ben de merak ettim ne diyeceğini. Orman mühendisleri arkadaşlarımızla görüştük. Okul kitaplarında okuduğumuz ama ilk defa gördüğümüz bir yangınla karşı karşıyayız diyorlar. Aynen kanser gibi görünmeyen yerlerden yavaş yavaş yayılan ve bir noktadan çıkabilen ve devam edebilen bir yangınla karşı karşıyayız. Allah'tan seyri çok hızlı değil, alevler çok büyük değil. Ama tam anlamıyla da bu yangını